Merhabalar sevgili Akrep Burcu. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. 18 Mart haftası burç yorumlarınızdan bahsedeceğiz. Ve hemen arkasından tarotlardan destek alacağız. Bakalım kartlar neler söyleyecek bizlere. Şimdi sevgili akrepler, pazartesi ve salı günü gündemimiz biraz daha uzak mesafeli konular olabilir. Bir şehir dışı olayınız, şehir dışı gündeminiz olabilir. Yani bir şehir dışına çıkmak, uluslararası konular, yabancılarla ilgili konular, beklediğiniz bir haber var ise yine böyle uzak mesafeli yerlerden bu haberlerin gelmesi gibi durumların söz konusu olması mümkün diyebilirim. Sevgili Akrep Burcu, pazartesi ve salı günü hissiyatlarınızın ve sezgilerinizin daha güçlü olabileceği, haberci rüyalar görebileceğiniz etkiler içinde olabilirsiniz. Manevi olarak inanç yönünden daha yoğun enerjiler hakim. İnancınız gereği daha fazla ibadete yönelmek, daha fazla zikirdi, namazdı, duaydı ya da işte herkesin kendi inancına göre yapmak istediği ibadeti biraz daha fazla yoğun yapabilirsiniz bu haftanın başı itibariyle. Aynı zamanda biraz daha keyif aldığınız konularla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Biraz daha keyifçi enerjiler hakim gibi görünüyor. Aşk hayatınız var ise tabii ki aşk hayatınıza biraz daha fazla yönelebilirsiniz. Aşk hayatınız yoksa bile çocuklarınızla ilgili gündemleri de söz konusu olabilir. Onların hayatları ile ilgili güzel gelişmeler söz konusu olacaktır. Ve pazartesi ve salı günü bu konulara biraz daha fazla yönelebileceğiniz durumlar söz konusu gibi görünüyor. Biraz daha keyif almak, biraz daha mutlu olmak, belki bir şehir dışına gitmek, belki bir yabancı ülke gibi durumlarınız var ise bu tarz konulara bir yola çıkma gibi etkilerin söz konusu olduğu görünüyor diyebilirim sizler için. Çarşamba ve Perşembe günü sevgili arkadaşlar gündemimiz kariyer hayatımız olacak. Daha baskınız, daha böyle dediğim dedik enerjilerde olduğumuz bir durum var. Yani daha aktifiz aynı zamanda ve aynı zamanda da daha kuralcıyız, daha disiplinliyiz, daha egomuzun yüksek olduğu bir dönem. Egosal savaşlara da girebiliriz. Buna da dikkat edin. Bulunduğunuz yerde kariyer hayatınızla ilgili kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Kendinizi göstermek, yani iş yaptığınız işte kendinizi göstermek, sorumluluklarınız da kendinizi gösterme enerjisi hakim gibi görünüyor. Aynı zamanda 20 Mart'ta Güneş Koç burcuna geçiş yapacak. Güneş'in Koç burcuna geçmesi demek sizin gündelik hayatınızda, iş hayatınızda, koşturmalarınızda daha böyle aktif olabileceği bir durum söz konusu gibi görünüyor. Aynı zamanda kariyer hayatınızı da tetikleyecek bu durum sevgili arkadaşlar. Yeni bir iş alma, yeni bir iş bağlantısına girme, yeni bir yanınıza yardımcı alma, bir eleman alma, bir birlikte çalışacağınız kişileri değiştirme gibi durumlar söz konusu gibi görünüyor. Aynı zamanda sağlığa da dikkat edin diyebilirim. Sağlıkla ilgili konular, belki de uzun zamandır olan bir durum vardı. Bunun ortaya çıkması ve bunun gün yüzüne aydınlanması gibi bir süreç tetikleyebilir. Yani daha çok böyle hafta ortasında hastane gibi, sağlık sorunları gibi gündemlerin de yaşanabilmesi mümkün diyebiliriz. Sevgili akrepler sizin için. Bazılarınız ise askeriye ile ilgili gündemleri de olabilir. Bu tarz etkiler var gibi. Aynı zamanda hafta sonu biraz daha sosyal çevre odaklı olabiliriz. Arkadaş ortamlarına katılabiliriz. Ya da bir ilişkiniz var ise, birlikteliğiniz var ise, bir evliliğiniz var ise, sevdiğiniz bir insan varsa, bir ortaklık varsa burada güzel gelişmelerin de söz konusu olması mümkün diyebilirim. Bazılarınız girdiğiniz sosyal çevrelerde yeni biriyle tanışıp ilişkiye başlama adına güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bazılarınız da hali hazırda ilişkinizi evliliğe doğru adım atma konusunda bazı fırsatlar ya da şanslar yakalayabilirsiniz. Yani sevgilinizden, partnerinizden, eşinizden destekler görebileceğiniz durumlar söz konusu. Hafta sonu birlikte geçirebilirsiniz. Belki bir sosyal çevreye katılabilirsiniz. Belki bir yere gidebilirsiniz. Bir etkinlik içinde olabileceğiniz ve güzel dakikalar, zamanlar geçirebileceğiniz etkiler
söz konusu gibi görünüyor. Aynı zamanda sevgili Akrep Burcu Mars Balık Burcu'na geçiş yapacak. Mars'ın Balık Burcu'na geçiş yapması sizin aşk hayatınızla ilgili daha fazla harekete geçme, daha fazla eyleme geçme, daha fazla aktif olmanızı tetikleyecek. Yani enerjinizi bu yöne vereceksiniz. Aşk hayatınız, keyif aldığınız konular, sevdiğiniz insan, flört enerjinizin hakim olması ve çocuklarınızla ilgili konularda daha aktif olmak, daha eylem pozisyonunda, eylem enerjisi içinde harekete geçme enerjisinin hakim olduğu bir etki ve ruhla eyleme geçeceksiniz sevgili akrepler diyebilirim. Sevdiğiniz veya flört ettiğiniz, aşk yaşadığınız biri varsa bu ilişkiyi ileriye doğru götürme adına harekete geçirme zamanı başlıyor artık sevgili arkadaşlar. Yani işi ciddiyete götürme gibi süreçler bizleri bekliyor önümüzdeki günlerde diyebilirim sizin için. Evet sevgili Akrep Burcu, sizler için de bu haftalık böyleydi. Bakalım tarot ne söyleyecek? Ama Mars'ın Balık Burcu'na geçişi sadece bu hafta değil. Zaten Pazar günü geçiş yapacak. Hemen hemen bayrama kadar Mars Balık Burcu'nda ve bir aylık bir süreç var. Bu bir aylık süreçte aşk hayatınız, keyif aldığınız konular, şans oyunları gibi aktif olduğunuz durumların daha yoğun ve daha aktif olması mümkün diyebilirim sizin için. Evet. Sevgili Akrep Burcu 18 Mart haftası. Netiz. Ne istediğimizi biliyoruz. Kendimizden eminiz. Kararlarımızdan vazgeçmiyoruz. Düşüncelerimiz sabit. Fikrimiz sabit. Dediğim dedik enerjiler hakim görünüyor. Aynı zamanda bir şeye başlatma, yeni bir şeye adım atma enerjisi hakim. Özellikle finansal konularla ilgili bir yeni başlangıçlar var ya da size gelecek olan bir fırsat, bir teklif söz konusu gibi görünüyor. Dengeye gelme çabanız hakim. Maddi manevi dengeye bulma çabamız görünüyor. Ailevi konularda bir araya gelmek, uzlaşmak, etkinliklerde bulunmak, tamamlanma enerjisi hakim gibi görünüyor. Belki aileyi bir araya getirme ve dengede tutma çabamız sürecektir. Aynı zamanda geçmişten kalan ya da geçmişte bizimle işte bir ilişkimiz olur, bir arkadaşlığımız olur, bir tanışıklığımız olur. Geçmişte görüştüğümüz birininle karşılaşmak, bu kişiden tekrar bir teklif almak, bu kişiden tekrar bir adım gelmesi, bir haber almak, bir mesaj almak, bir size duygularını ya da hislerini açmak gibi başlangıçlar ya da durumlarla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Sevgili Akrep Burcu diyebilirim sizler için. Geçmiş ve geçmiş konuların hakim olduğu bir hafta. Yine geçmişle alakalı bir kart geldi. Geçmişe bir özlem var. Geçmişte yaşadığınız birliktelikler, geçmişte yaşadığınız anlar, geçmişte yaşadığınız yerle ilgili durumlar söz konusu gibi görünüyor. Aynı zamanda çocuklarınızla alakalı bir gündem de var. Çocuklarınızla daha fazla zaman geçirmek, daha fazla ilgilenmek, daha fazla enerjinizi ve maneviyatınızı onlara vermek gibi bir süreç gibi görünüyor. Her ne kadar etrafınızda güzel şeyler olsa da maddi başlangıçlar yapsanız da kendinizden taviz vermeseniz de dengeye girme çabanız hakim olsa da ailede tamamlanmaya gitseniz de geçmişteki kişilerden haber alsanız da çocuklarınızla da iletişiminiz güçlü de olsa da siz biraz memnuniyetsiz enerjide olacaksınız. Yani etrafınızda ne kadar olumlu ya da güzel şeyler olursa olsun sizin biraz böyle burukluk var, biraz sizde kırgınlık var sanki. Belki de memnun değilsiniz yaşadığınız ortamda, bulunduğunuz yerde bir mutlu olamadığınız bir durum var. Evet her şey yolunda gidiyor olabilir. Evet her şey iyi gibi ama siz mutlu değil gibisiniz. Biraz buradan kendinizi geri çektiğiniz, biraz böyle ne olacak dediğiniz ve küskünlük ve biraz böyle küstüm oynamıyorum tarzında, biraz tripli olma tarzında hareket etme gibi bir durum olabilir sizler adına.
Bakalım mesaj kartımız ne söyleyecek Akrep Burcu için. Mutlu bir aile hayatı, duygusal ve maddi ihtiyaçların karşılanıyor, güvenilir ilişkiler. Ne söylemiştik? Ailede tamamlanma, bir mutluluk. Duygusal ve maddi ihtiyaçların karşılanıyor, maddi başlangıçlar. Her şey yolunda gidiyor, güvenilir ilişkiler. Yani siz kendinizi boşuna hırpalıyorsunuz, üzüyorsunuz sevgili Akrep Burcu diyebilirim. Evet sevgili akrepler, sizler için de söyleyeceklerim böyleydi. Her zamanki gibi üzerimize düşeni aldık, kabul ettik, düşmeyeni evrene gönderdik. Her şey gönlünüzce olsun, Allah'a ısmarladık.